Gel. Ay maşallah. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Kırıkkale'deyiz. Lakabı Pallak Mustafa abinin uçum kümesindeyiz. Yalnız kuşu uçuruyoruz. Bir sıkıntımız var. Yabani kuşun yanına takıldı, bırakmıyordu. Abi buna ne yapacağız? Gitti mi? Ayrıldı mı? Kuş yapacak bir şey yok. Şöyle bir görüntü alayım arkadaşlar. Buralar çok güzelmiş. Aynı bizim Boğaz kente benziyor. Maşallah. Şöyle okullar bölgesi diye geçiyormuş burada Kırıkkale'nin. Yavru da ha yine geldi ya. Geldiydi, buyur. Kaybederek. Selam aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Abi nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür elhamdülillah, siz de nasılsınız kardeşim? Hoş geldiniz. Öyle. Hoş bulduk abi. Şükür abi, biz de iyiyiz. Keşke kardeşlerime kuşun 3-5 şişeni daha önceden yakalayabilsek de gösterseydik işte. Biraz da erken gelmiş olsaydınız. Kuş da Özkan'cığım sabah uçtu ya, onda belli telepli bir ezginliği var ama içinde varsa gene elinden geleni yapsın, doğru mu? Yani. Bizi seyreden arkadaşlara da çok selam söylüyor. Aleyküm selam abi. Onların da emeklerini ellerine sağlık. İnşallah herkes güzel kuş uçurur. Sevdiği kuşlarla uğraşır, sevdiği kuşları besler. Bu iş çok zor bir iş. Hepimizin hatta hayat boyu en çok fedakarlık yaptığı bir iş. Mesleğimizden etti, her şeyimizden ettiği bir iş yani. Zaman bol ayırmak gerekiyor değil mi? Tabii abi. Şimdi 3 tane şart olacak. Önce kuş güzel olacak, sonra uçum yerin olacak, sonra zamanım olacak. Bunlardan bir tanesi eksik olduğu zaman istediğin kadar iyi bir kuşa sahip ol. Onu ortaya çıkartamadığın zaman zor yani bu işi yapmak. Zor sanat. Çok zor. Bizim burada bir abi var, der ki yani saatçilikten ince meslektir. Yani nasıl saat mesela şeyleri, kurçalar böyle çok ince, çok küçük düşürsen bulamazsın. Onlar ince bir meslektir. Şimdi biz büyüyünce bu adamın söylediklerine, çektiğimiz eziyetleri görünce tek tek inanmıyor. Anlattıklarının doğru olduğunu gördük yani. Bu iş çok zor. Zaten hani bu kuş şöyle söyleyeyim Özkan, biraz klasik oldu ya. Eğer bir kümeste iyi bir erkeğe, verici bir erkeğe yoksa o kümes öksüzdür, eksik bir kümestir. Onun için hani ben seyreden arkadaşlara tekrar tekrar tavsiye edeceğim. Önce uçan, sonra altın üstünü veren bir erkek olsunlar. Başarıya daha çabuk ulaşacaklarına inanıyorum yani. Ukalalık gibi olmasın, bu benim hani bu zamana kadar yaşadıklarımdan edindiğim. Ama herkesin kendine özgü bir kuş besleyiş şekli var. Ama şuna inanıyorum, hepimiz hani kuş hedefine çöksün, mesafe yapsın, takla vursun. Sen kalkma yine aşağıya. Kalktı mı? Kalkmasaydı iyiydi. Abi zaten bu kuşu sen sabah uçurmuşsun değil mi? Sabah uçurdum. Şu an yine iyi yani. Çok şükür tatlı. Yok, güzelmiş. Kırıkkale. Yani Özkan uçurduğu kuşun ederini, çekerini bilirse tabii ki buna göre sergiler. Her kuşu da böyle bir şekilde bir günde iki defa atamazsın yani. Değil mi? Tabii ki yani. Onu ezmekten, onu geriletmekten başka hiçbir şeye yaramaz. Ama biz her ne kadar telefonda da görüşsek, sosyal medyadan da birbirimizi de tanımsak, illaki hani hepimiz birbirimizin beslediği kuşları bir şekilde hani 3 tane de oynasa, 5 tane de oynasa görmek isteriz. Doğru mudur yani? Aynen öyle abi. Kuş. Yani hani her kuş yerde çok güzel. Kuş havada, balık tavada. Her kuşun kendine özgü bir hayat hikayesi var. Şimdi ben sana şuradan bir erkek seni sana anlatmaya kalksam
belki hava kararacak, 3 günde çıkamayacağız. Ama havadaki kuşun var ya, 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik performansına göre hiç anlatmaya gerek kalmadan o kendi kendini çözdürür. En iyisi havadaki kuş. Aynen. Arkadaşlar emek verdik. Antalya'dan Kırıkkale'ye kadar geldik. Kırıkkale'nin eski kuşçularından Mustafa Pallak abi. Onun yanına geldik. Kümeslerin içinde tekrar damızlık kümesine de gideceğiz. Bizi kırmadı sağ olsun. Yine de bir tane havaya attı. Yalnız yavani de bizi bir bırakmıyor ki. Takıldı kuşun peşine. Yapacak bir şey yok. Buraya bir aydan iki ay önce de planlamıştık gelmek için. Yalnız bir talihsizlik oldu. Turcan Erdal'ı bilirsiniz. Videolardan bahsetmiştim. Denetim serbestliğini ihlal etmiş. Tekrar içeriye almışlar. Onun için bazı kümesleri eksik ve gerçekten üzüldüm yani. Yapacak bir şey yok. Yolda haberini aldık. İnşallah bir dahakine geldiğimizde onun kuşlarını da kümesini de çekeceğiz. Çünkü feleksizlerle ilgili bütün bilgileri konuşacaktı. Elindeki olduğu kuşlar da gösterecekti bize. Yapacak bir şey yok. Yapma denilen şeyi yapmamak gerekiyor. Kurallara uymak gerekiyor. Benim gözlemlediğim bu. Ama Kırıkkale'de harbiden çok güzel bir yer. Ben aslen anne tarafım. Bir tarafım da buralı. Yahşiyen Kenan Obası var. Oradandır. Dedem de burada makine kimyadan emeklidir. Kırıkkale'yi biraz bilirim yani. Abi gerçekten bayağı gelişmiş. Güzel bir yer. Abi, gitgide... Buraları özellikle yani hani zaten Yunus'un da şöyle söyleyeyim, Yunus arkadaşını da tanıtalım. O da bu işe gönül vermiş. Bu işi hakkıyla yapan kardeşlerimizden bir tanesi. Kendi Sivaslı olmasına rağmen sırf kuş uçurabilmek için buranın iklimi hoşuna gittiği için yani memleketinden oldu. Sevda. Ne yapsın? Akrabasından, eşinden, dostundan oldu. Kırıkkale kuş uçurmak için çok güzel bir yer. Atmacası diğer illere göre çok daha az. Zaman zaman rüzgarı bol olsa da kuş uçurmak için en güzel iklime sahip yerlerden bir tanesi de Kırıkkale diye düşünüyorum yani. Ama çok daha güzel yerler vardır. Gidip görmek lazım, gezmek lazım. Şimdiki gibi mesela eskiden sosyal medya olmadığı için insanlar birbirini görmüyordu. Her yer çok uzak geliyordu Özkan'cığım. Ama şimdi şöyle söyleyeyim sana. Sosyal medya çıktıktan sonra her yer 10 dakika, 1 saat, 5 saat, 4 saat yani. Ne kadar sürerse sürsün bir günlük yani istediğin yere gidip istediğin kuşu gözlemleyebiliyorsun. Eskiden sadece mesela koskoca şimdi 300 bin nüfusa sahip diyelim. Eskiden 500 bin nüfusa sahipti. 3-5 abilerimizden efsane olmuş kuşlar dinlerdik. İşte adam biz hiçbir yere çıkmamışız. Sivas'a gitmiş. Vay be derdik, Sivas'a gitmiş. Ama şimdi öyle mi? Hepimiz Türkiye'de uçan kuşların soy olarak birçoğuna hakimiz yani. Bu da biz ileriye taşımak veya nasıl bir şekilde kuş beslemek istediğimizi karar vermek için çok iyi bence yani. Hani evet. Şöyle söyleyeyim ben, uzaktan davulun sesi hoş gelir Özkan, görmediğimiz kuş bize her zaman cazip gelir. Ama o kuşu alıp da biz kendimiz uçurup da en son içeriye koyan kendimiz olduğumuz zaman bu çok sevilen kuşlardan zamanla nefret ettiğimiz de olmuştur yani. O yüzden diyorum ya hani uzaktan davulun sesi hoş gelir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Genç arkadaşlarıma şunu tavsiye ederim, bu işi iyi bilen, sadece bu işin keyif için yapmış, zevk için yapmış abilerini bulsunlar. Onların yanlarında yani oyun kuşunun ne olduğunu, kulaktan duyma değil, kulaktan duyma, kendini yetiştiren arkadaşlar aslında çok şey bildiklerini zannediyorlar ama en zor kuşu bulan onlar. Niye onlar? Kulaktan duyduklarını daki kuşlar arıyorlar. Aslında öyle bir kuş yok yani. Evet. Olmayan kuşlar arıyorlar. Bak kuş orada patlattılar, kuş gördüm. Şeyde bunlar kalktı ya, ondan yaptı abi. Pırpırı verince. Evet, doğruyu söylüyorsun abi. O konuda evet. Büyük bir şey var. Yani olmayan bir kuşu aramak yok yani hani. Ben şöyle anlatayım Özkan'cığım. Arkadaşım bir tanesi geldi dedi ki
Bir erkek lazım dedi. Buyur abi dedim. Nasıl bir erkek istiyorsun dedi. Çemiklerdi. 40 sefer yapacak dedi. 70 metre fişekleri götürecek dedi. Bulutun bir katından atıp geri fişeği bitirdikten sonra bulutun bir katına çıkacak dedi. Kolay abi, ben sana bulurum dedim. Var dedim. Nasıl dedi ya? Kendi söylediğine kendi inanamadı Özkan. Dedim ki abi dedim, şimdi dedim bu zamana kadar ne yaşadığım bir önemi yok. Bundan sonra amelimi temiz tutup imanımı güçlendirip iyi bir Müslüman olarak öleceğin cennete gideceksin. Senin bu dediğin kuş anca cennette Rabbim sana nasip eder, orada da uçurursun dedim. Olmayan bir şeyi aramak ömür boyu perişan olacağın demektir yani. Bir kuşun ederi ne? Onu beğeniyorsan elindeki şekline onu koruyup elindeki iyi kuşu ileriye taşıyan insan benim için en ideal kuşçudur yani. En büyük kuşçu bu mu diyorsun abi? Biraz çok mu konuştum? Yok abi, estağfurullah. Bilgileri paylaşmak gerekiyor. Sağ olsun Mustafa abi, daha önceleri telefonda da çok yoğun bir görüştük, aradık birbirimizi. Abi işte yıllardır uğraşıyorsun değil mi? Yaklaşık kaç senedir bir... Şimdi sadece şöyle söyleyeyim, Özkan önceden de diğer birkaç arkadaşından böyle hani konuşmak nasip oldu kanallarına. Şimdi ben 1990 yıllarına kadar hazır uçmuş kuşları satın alıp onları uçurmayı çok severdim. Daha kolay gelirdi yani. Çünkü niye? Nerede biterse, damızlık yapmadığın için, nerede biterse kaldırıp atıp yenisini alma şansın var yani. Evet. Ama damızlıkçılıkta öyle bir şey yok yani. En ufak bir hata senin 10 yılını, 5 yılını, 20 yılını götürür yani kuşta gördüğün en ufak bir hata. O yüzden 90'lı yıllardan sonra damızlıkçılığa başladım. Hemen hemen en büyük çocuğumla yaşıt bu kuşlar. Mesela kendi beslediğim, evimizde gidip göreceğimiz kuşlar. Burada da birkaç tane örneği var. Çok fazla örneği olmasa da. Şunu söyleyeyim. 30 yıldır ben hemen hemen bunu korumaya çalışıyorum. Ama nasıl? Mecburum, 2003'ün yıl sonlarında, 2004'ün başlarında bir dişi girdim. Şimdi tekrar daralmaya başladılar. Yani bir kuşun soyunu kimse 50-60 sene aynı anasıyla, bacısıyla, kuzeniyle, kardeşiyle koruyacağına inanmıyor. Kötü kuş çabuk çoğalıyor. Ona ben bir şey demem. Ama mesela şimdi 17 senenin sonunda tekrar iki gözü kör. İşte belinden sakat, boynundan sakat kuşlar çıkmaya başladı. Önemli değil. Elinde malzeme olduktan sonra bu kuşu bir, hani bir ne aradığını da bildikten sonra bir kan bulur, vurursun, düzeltirsin yani. Şunu demek istiyorum. Önce elinde kendine ait bir malzemen olacak ileriye götürmek için. Sürekli yeni kuş getiren, sürekli yeni kuş getirenin bir damızlı olacağına inanmıyorum yani. Bir kapıya gittiğin zaman adam sana 30 çeşit kuş göstermemeli yani. O kapıdan da zaten kuş alınmaz Yüzkancığım. Niye? O adam kendine kuş bulamamış ki. Kapısında 30 çeşit kuş var. Kuşu bilen adamın kapısında 30 çeşit kuş olur mu kardeşim? Ya bir nesil olur, ya iki nesil olur. Hadi bilemedin, bir arkadaşın sana hediye etmişindir. Arkadaşını kuştan çok seviyordur. Kuşuna da sahip çıkmışındır. Bunlar istisna, ama bir adamın kapısında 30 çeşit, 30 ayrı nesil kuş olmaz. Eğer bu adam vampir sülalesinden gelmiyorsa zaten ömrü yetmez. Doğru mu? Doğru. O yüzden ne bir adım ileriye gidebilir ne de olduğu yerde kalabilir. Devamlı kötüye gidecektir yani. Yani kuştaki damızlık kuşlarını, iyi kuş, sağlam kuşları elde tutmak gerekiyor tabii, değil mi abi? Tabii. Damızlıkları ileriye götürmek çok kolay yani. Eğer sahiplenirsen, iyi bir damızlık bulursan. Evet. İyi bir damızlığın hani parayla ölçüsü olmaz yani, biliyor musun? Evet. Abi yavruların hepsi kalktı maşallah ya. Ya bunların çoğu yeni havaya kazandırdığımız. Özkan kimi taklaya dönüyor, kimi dönmek üzere. Takribi bir hafta 10 gün önce dışarıya çıkarttığımız yavrular. Evet, maşallah abi. Öbür kuşu bozdular. Evet. Bu ikinci uçumu da olduğu için Özkan. Kuş mutlaka bir ezginlik yaşıyor yani. Yaşar abi. Daha... Yani çok uzun gitmese de 50-60 metreleri, 80 metreleri götüren bir hayvan. Güzel abi, biraz gidiyor. Biraz önce de belki kendin de şahit oldum abi. Gerçekten gitti yani. Ben seviyorum yani. Benim kuşum 30 tane atlayacağını, 12 tane, 15 tane düzgünce sefer çıkartsın.
biraz çok konuşmak veya ukalalık olmasın. Ben kendimden bahsediyorum. Diğer arkadaşlar tabii istediği şekilde bakabilir kuşa. İyi bir kuş benim için iyi bir kuş 30 tane, 35 tane, 40 tane oynamaz. İyi bir kuş taklayı öldürücü vurur, fişeğini öldürücü kullanır. Onunla 20 sefer arasında ne sıkıştırırsa 12, 15, 17, 2, 2,5 saatin içerisinde. Bu benim görüşüm yani. Benim tamam. Sevdiğim. Zaten hani öyle hafif meşref dediğimiz kuşlar uçuranlar var. 30 tane atlıyor, 40 tane atlıyor, 50 tane atlıyor. Ona da keyif olanlar var. Yani. Herkesin hani beslediği kuşa da görüşüne de saygı duymak lazım. Zevk işi abi bu tamamen ya. Biri atlayanı seviyor, biri uçanı seviyor. Farklı yani bu tamamen. Tabii tabii. Hepimiz neyi besleyebiliriz Özkan? Sen bulamadığın bir kuşu besleyebilir misin? Yani. Hepimiz bulabildiğimizin en iyisini beslemeye çalışıyoruz yani. Yalnız abi bir yani kuşçulukta bir şu var. Herkes daha iyisini, daha üstünü bulmaya çalışıyor. Bundan da kaybediyor. Bu da elindekinden olmadan. Elindekinden olmadan kardeşim güzellik yarışmasında hiç iki tane güzel kraliçe seçiliyor mu? Güzel bir tane kraliçe seçiliyor, öbürü de sabun güzeli diyor, şampuan güzeli diyor. Onları boş vereceksin sen. Kraliçeye bakacaksın. Direkt kraliçeyi mi alalım yani? Tabii, her sene düzenliyor. Baktık elindeki kraliçeden daha güzel bir kraliçe çıkmış. Elindekini terk edeceksin, iki kraliçe yan yana olmaz. O yeni nesle hizmet edeceksin ama o nesli doldur, bu nesli doldur. Ne yapacaksın? Sen bu işin kitabını da yazsan, ulema da olsan, sen bu işin altından kalkamayacaksın, elindeki güzelden de olacaksın. Doğru mu? Doğru. Az önce bir şey vardı, araya girmek istiyorum. Hani herkes uçumunu beğenir, bilmem gezmesini, atlamasını beğenir diyor ya. Evet. Ama sonuçta gerçek olan şudur, herkes en sonunda yaptığı fişeğe bakar. Oyun kuşundaki maksat diye söylenenler tamamlayıcıdır da, yaptığı fişek döndüğü takladır. Abi işte bir kuşu bir şöyle doğru bak Yunus kardeşim. Şimdi bir kuşu bir bütün olarak kabul ediyoruz yani. Şimdi ne istiyoruz biz? Kuş yüksek uçsun. Evet. Oynadığı zaman olay yerini terk etsin, gözden kaybolsun. Belirli bir dakika aralıkları olsun fişek uzunluğuna göre, kimi 4 dakikayla 6 dakika arasında. Vurduğu takla sayısına göre 6 dakikayla 8-12 takla ama bunu uçtuğu 3 saate yaysın istiyoruz değil mi? İdealini anlattın şimdi. İdeal bir kuş dedi. He. Bunları istiyoruz diyor. Yani istedim. Ama ben de diyorum ki yüksek uçsun, atlasın, zıplasın ama gelsin 3 metre fişek yapsın, lap lap oynasın. Değil işte. Beslemiyoruz onu. Sen hani işte ya. Ben her zaman diyorum. Fişek etkileyicidir bu konuda. Fişek çok etkileyici. Yunus şunu söylüyorum ben. Hani her zaman bir daha söylüyorum. Kuş kime göre güzel, neye göre güzel? Adam ne kadar kuş görmüş? Belki diyorum ya adamın kapısında bir saat uçup 4 sefer yapan kuş olmamış. Bu adama götürür de 5 seferlik, 8 seferlik bir kuş seyrettirir. Yarım saat, 40 dakikada, 1 saat havada kalan kuşu gösterirse o çok güzelmiş diyebilir. Ama sen bu işin içinde yetişmiş, kendini pişirmiş bir adama sen 40 dakikalık, 1 saatlik, 10 metrelik hafif meşref kuşları beğendirebilir misin? Hayır. Beğendiremezsin kardeşim. Neye göre güzel? Adam diyor ki bir atıyor diyor ki kuş çok güzel. Nesine göre güzel diyor? Attığına göre güzel diyor. Diğer uçtuğunu görmüyor adam. Yaptığı fişeği görmüyor. Ya da adam kafasını toprağa dikiliyor. Bence öyle bir kuş seyredilmez. Kuşçuya saygısızlıktır. Bir kapıya gittiğin zaman adam sana bir kuş kaldırmışsa kalitesi ne olursa olsun oynana kadar onun yaptığını takip edip sahibine teşekkür etmek. Adam sana zorla besletmiyor. Maşallah güle güle demek iyidir yani bence Özkan'cığım. Yani. Evet. Hani uç sahibini de motive edeceğin, onore edeceğin doğru mudur yani? Doğru. İlla herkes çok iyi kuş besleyecek diye bir kaide yok ki. Abi şimdi yani kimisi bulabiliyor, kimisi bulamıyor. Ya kimisi parayla da... yetiyor. He, kimisi parayla da bulamıyor abi. Kimisi yetiyor, buluyor. Aynen. Ama şimdi kardeşim kuşu ben çok biliyorum Özkan. Adam kuşun ciğerini biliyor. Rüzgar götürüyor abi. Adam ters şey yaptı. Adam kuşun ciğerini biliyor Özkan'cı. Ama adamın maddi gücü hiçbir yerine gelememiş ki.
Aslında parası olsa hepimizden güzel kuş satın alacak. Biliyor kuşu. Evet. E ne yapsın adam? Kuşunun yettiğini besliyor. Evet. Öbür evet. adam görmemiş. Ne yapsın o adam? Gördüğünün en iyisini besliyor parası olanda. Aynen. E bu işler böyle yani. Abi, pardon. Özür dilerim. Şunu da söyleyeyim. Biz bir daha söylüyorum Özkan'cığım, atalarımızdan çok akıllı insanlar, çok marifetli insanlar değiliz. Bu kuş işini bizden önce, yüzyıllar önce binlerce, on binlerce, milyonlarca insan yapmış. Eğer bu kuşun son bir noktası olsaydı atalarımız bunu bilirdi, bulurdu. Biz de onların izinden giderdik, hiç uğraşmazdık. Yok şunu şuna vuralım, metrajlı çıksın, yok bunu buna vuralım, bir daha atımlı çıksın. E zaten hani... O daha kolay olurdu bizim için ama atalarımız da bizim gibi yapmış, bizden sonra gelecekler de bizim gibi uğraşacak. E bunun evet. bir son noktası yok. Okyanusa kurban olayım gene 30 gün gitmen ama 300 gün gider. İnecek artık. İnecek, yoruldum. 300 gün giden ama okyanusun bir sonunu bulun, doğru mu? Doğru. Ama bunun sonu yok işte. İşte son olmadığı için insanlar da bağımlılık yapıyor. Acaba? Acaba daha iyisini bulur mu? Abi, ama bazen de hata oluyor abi bu. Elindekinden hata, doluyor. İnsanlarda beklenti o yani. Hepimizde beklenti. Aynen. Bu şu fişeği çok güzel. Acaba bu uzaktan atlayıp da bu fişeği çıkartsa daha güzel olmaz mı diyoruz. Biraz hayal gibi oluyor değil mi abi? Hayaller peşinde koşuyorsun. Aynen. Çok hayalciysen elindekinden doluyorsun Mustafa abi dediği gibi. Doğru söylüyor. Çok hayalciysen elindekinden doluyorsun. Örtüştüğünü yakaladın mı koyacaksın bir kenara abi. Dört dörtlüğü yok bunun da. Bir de acele de etmeyeceksin abi ya. Aynen, sabır zaten biliyorum. Sabır. Bizim işimiz sabır. Sabır etmeden hiçbir şey olmuyor. Aynen. Kuşun kuşun yavruya yumurtaya kustuğu halini görmeden kesinlikle karar vermeyeceksin. Şimdi benim gözlemlediğim abi bu kuş tüye girmiş. Tabii tabii tüy de canı yanıyor tabii. Yoksa bu kuş bu fişekler neyi alır çok çok üstüne alır gider. Yani yandığında yandığı yerde acıdığı yerde bırakıyor. Yani. Bırakıyor. Fark ettim onu abi. Yani daha gel. Daha süratli, daha taklalı oyun oynasa bu kuş zaten 10 dakika buraya gelemez. Onun aynen. için yüklenemiyor. Canının yandığı anda kuş kendini gezime verir, rahatlatır. Öyle ya nasıl olsa tanıştık, Allah nasip ederse. İnşallah. Hani hepimiz kuşçuyuz, ne bir kuş uçuruyoruz, ne 5 kuş uçuruyoruz. Mutlaka bir sezonda 8-10 tane kuş kaldırıyoruz. Bunun 3'ünü, 4'ünün kanadını kesersek, 3'ünün, 4'ünü de ayakta tutmaya çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki zaman geçtikçe, samimiyetimiz ilerledikçe çok daha güzel kuşlar veya bunun biraz gerisinde, bunun daha ilerisinde kuşlar seyredeceğimize inanıyorum ben evet. yani. Bu senin kapın içinde geçerli. Gel. Tabii ki. Biz de bekleriz abi Antalya. Yoruldu. Yoruldu. Abi güzel ya. Bu Kırıkkale kuşu değil mi abi? Kök. Kırıkkale kuşu abi. Genellikle Kırıkkale'nin kendi yöresel mi diyeyim abi? Yani ana damar yöresel. Tabii zaten hani Kırıkkale kuşları biraz daha hani diğer illerin kuşlarının hepsine saygı duyuyorum ama hani birçok ilde de böyle kuşlar çok çıkıyordur estetik hem fişek uzunluğu olarak hem gelim olarak hem uçum olarak mutlaka her yerde vardır da Kırıkkale'de mesela şöyle düşün 10 yaşındaki bir çocuk birçok şehirdeki 70 yaşındaki bir insandan kuş kültürünü yarıştırırım ben yani. Çünkü niye? Bizim bu Kırıkkale'de yetişen 10 yaşındaki kuşçu da, 15 yaşındaki kuşçu da, 70 yaşındaki kuşçu da mutlaka uçurucu. Kendini kuşu uçurarak bir seviyeye getiriyorlar, dinleyerek değil yani. O yüzden yani hani bu tür kuşların veya daha değişik kuşların çıkması kadar normal bir şey yok. Ama diğer insanların maalesef böyle uçum yerleri yok. Her taraf binalaşmış, taşlaşmış. Ne yapsın adamlar? Kuş uçuramıyor. Tabii abi sıkıntı yani. Uçuramadığı evet. için körü körüne aynı soyu. 30 senedir besleyen var adamın yanına gidiyorum diyorsun ki bu ne diyorsun? Aman Allah'ım diyor. Bu ne diyorsun? Sen onu biliyor musun diyor. Nereden bileyim kardeşim? Ben diyor bunu 30 yıldır besliyorum diyor. Ne kadar zamandır uçuruyorsun diyor. Ya önceden iş hayatından dolayı. Gel, gel kızım. Gel, inecek bu abi. İş hayatından dolayı Özkan'cı evet, ben kimi 25 sene çalışmış bir çatının içine koymuş
Nereden aldığını kendi de unutmuş. Değil bu mi? Diyor benim 25 senelik bir soyum. Tamam, saygı duyarım. Kaç tane uçurdun? İmkanım olmadı. E nasıl soy bu kardeşim o zaman? İyi. Yani abi bu işte ben bu uçan kuşu diyordum abi. Has ve has Kırıkkale'nin perçemli olan var ya. Saat kaç? Bir de erkek kardeşi var. Onu yeni başlattım. O biraz daha kısa. 10-15 metre oynuyor ama kupacılara özel bir kuş. 30 tane, 40 tane yerine göre uçum saatini daha yeni 1 saat 20 dakikalara çıkarttı. 3 takla, 4 takla, 5 takla oynuyor. Ama bir saate bakalım havaya kalır. 7.30 geceye kaldırır. Geceye kalır. Mutlaka geceye kalır. Allah nasip ederse onu da bir başka zaman seyrederiz. Tamam abi sen. Kupacıların aradığı bir tarz. Yuva eşi erkek. Onu da mutlaka fişek uzatacak. Çünkü o hani devamlı 15 metreyle ya. O kalmaz yani. Aynen. İlla ki babasını, anasını, ebesini, atasını verecek yani. Verir abi. Sabah da seyredebilirsiniz. Sabah da seyrederiz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Özkan ben de veda edeyim. Hakkınızı helal edin kardeşim. Biraz çok konuştum ama. Kanala destek için like atıp abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda tekrardan görüşürüz.